Paylaşmak umuduyla diyoruz. Yaklaşık 10 gün aşkındır orman yangınları ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Yangınlarda ruh sağlığımız, psikolojimiz nasıl etkilendi? Toparlanma süreci nasıl olmalı ve AFAD bölgesinde ve psikolojik desteklerde nasıl davranılması gerektiğini ve nasıl yardım alınması gerektiğine ilişkin bilgiler alacağız. Profesör Doktor Duysal Aşkun Çelik'le birlikteyiz. Hemen kendilerine merhabalar. Hoş geldiniz diyoruz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncesinde vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz ama yaklaşık 10 günü aşkındır ciğerlerimiz yandı, bitti, kül oldu diyebiliriz. Koskoca yeşilin her tonuyla karşılaştığımız doğa harikası bir anda siyah bürünmüş durumda ve ister istemez de nasıl toparlanacağız ve orada maddi manevi kayıpların bize olumlu dönüşü çok çok önemli. Çünkü birçok hikayeler var, az sonra dile de getirmiş olacağız ama orada tabii bir anda evinin yok olması, ekonomik kaygılar, işsizlik, 99 depremine aslında biraz uzun açılış olacak ama hatırlatıyor. Evet. Orada büyük bir sınav vardı. Evet, orman evet. yangınlarında da sınavımızı geçtik mi geçmedik mi tartışması nasıl yüzleşiyorsak yine aynı tartışma konusunda depremden sonra orman yangınları gündeme geldi. Tabii orada ekonomik kaygılar ön plana çıktı. Geçim 60 yıllık, 80 yıllık topraklarında bir anda gerçek mi, hayal mi, kaygıların ortaya çıkışına ilişkin ve rüyadayım diye konuşmalara şahit olduk. Evet. Şunu sormak istiyorum hocam. Orada tabii orman yangınlarının tüm canlılara zarar vermesi, hayvancılığın, tarım, ziraatın, arı orada kovanlarının yetiştiriciliğiyle, arı yetiştiriciliğinin bir anda yok olması, evet. Doğanın, çevrenin, insanlığa zararı, tabii nasıl toparlanacağız? En önemli nokta da sizin alanınız olduğu için. Ekonomik kaygıları toparlarsın ama ruh sağlığı olmazsa olmazlar arasında nasıl psikolojimizi toparlayacağız diye sormak istiyorum hocam. Şimdi tabii nedenleri var. Öncelikle bir travma tık bir olay yaşıyoruz. Yani 1999 depreminde nasıl insanların evleri bir anda yok olduysa o evler sadece ev değil. Aynı zamanda insanın hayatları tabii yani hayatlarını temsil eden önemli yaşam alanları dediğimiz alanların yok olmasından bahsediyoruz. Şimdi yangında farklı değil. Aynı şekilde bir kayıp söz konusu. Can kaybı, mal kaybı. Yani tabii bir de o var. Kurtarabileceğiniz hiçbir şey olmayabilir. O yüzden burada birkaç faktör öne çıkıyor. Bir tanesi kişinin var olan kaynakları. Yani kendi hayatındaki ailesine bağlı olarak ya da çevresine bağlı olarak ya da maddi kaynaklarına bağlı olarak neleri var? Şimdi bunların hepsi tepkisini değiştiriyor. Hiçbir şey kalmayan var. Bir anlamda destek mekanizmalarını devreye sokabilecek olanlar var. Bunları fazlasıyla desteği olan insanlar var. Yani nedir? İşte başka bir evim vardı, oraya gideceğim. Ya da işte aileden birileri bana yardım edecek. Ya da her şeyim buydu, zaten gitti. İşim de oradaydı, işte hayvanlarım da oradaydı. Şimdi maddi ve o anlamda kaynakları ne kadar kısıtlıysa insanların vereceği psikolojik tepki o kadar ağırdır. Ve bu travma onları en fazla etkileyecek. Çünkü yaşamlarını toparlamaları gereken süre ve gereken psikolojik kaynak çok daha fazla olması lazım. Şimdi burada tabii Yalova depreminden, İzmit depreminden de hatırlıyoruz. Çünkü orada da uzun yıllar çalışmalarda bulundum ben. Bizzat 99 depreminde canlı zaten. Canlı gözleriniz oldu. Aynen evet. Öyle. 2 sene zaten orada bir merkez çalışmam oldu. Merkez kurdum. Türk Psikologlar Derneği'nin prefabrik konutlarında destek verdik. 2 sene gidip gelmiştim o dönemde ve şunu görmüştüm. Yani insanların dediğim gibi bu dışarıdaki kaynakları ne kadar fazlaysa verdikleri tepkiler o kadar ona göre değişiyor. O yüzden burada herkesin aynı tepkiyi vermesini bekleyemeyiz. Ama bunun yanında tabii toplumsal olarak birbirimize nasıl destek vermeliyiz de yapacak şeyimiz çok fazla. Yani burada aslında halkın birbirine olan dayanışması çok öne çıktı biliyorsunuz. Ve insanlar işte ellerinden gelen yardım oraya götürmeye çabaladılar. Bunun anlamı çok büyük. Çünkü zaten Türk toplumu felaketleri, krizleri beraber aşmış, yaşamış bir toplum olarak birbirlerine verdikleri destek ve birbirlerine verdikleri o kaynak olsun, maddi manevi olsun. Bazen maddi değil, manevi destek de çok önemli. Yani böyle bir şey kaybetmiş bir insanın o anda belki bir şey duymaya değil,
dinlenmeye ihtiyacı var. O an belki de bir ufak bir jest bile onları mutlu edebilir. Çünkü dediğim gibi herkesin tepkisi çok farklı, ihtiyacı çok farklı. Yani belki bazen maddiyat bile olmayabilir, manevi bir şey de onları çok mutlu edebilir. Ama dediğim gibi burada tabii ki destek almaları, özellikle de hayatlarını yeniden tasarlama sürecinde orada bir afet koordinasyon merkezi var ve oradan bir psikolojik destek alınması söz konusu diye duyuyorum. Dolayısıyla mutlaka hani hiç aman ne olacak ki, ne yapacağım ki, burada destek almak tam ne olacak vesaire kesinlikle demesinler. Bir kere zaten öyle bir durumda hakları var. Her türlü desteği almaya hakları var. Bunu hak ediyorlar. Çünkü yaşadıkları şey çok travmatik ve travmada yapacağımız ilk önemli şey nereden olursa, kaynağı ne olursa olsun yardım almayı kendimize yani esirgememek, yardım büyük almaya bir travma. Çok büyük evet. Bir travma hakkım var meselesi var. Çünkü böyle şeylerde insanlar iki türlü tepki verebilir. Bir, çok fazla içine kapanabilir ve olay daha da patolojik hale gelebilir. İkincisi, yardım alma noktasına gidebilir ve daha aktif olabilir. Daha aktif olmak her zaman daha sağlıklıdır. Peki şunu soralım hocam. Şimdi hayatının 60-70 yılını işte bağ bahçe, tarım hayvancılıkla uğraşmış, evini dayamış, döşemiş ve artık rahat edeceğim. Bundan sonra emekliliğimi rahat süreyim diye birçok hikaye, canlı ekrana yansıyanları birebir şahit olduk. Evet. Ve bir anda her şeyinin kaybolması, kaybetmesi büyük bir şok, büyük bir travma dediğiniz için hepimiz de gözlemliyoruz. Çaresiz kalıyorsunuz orada ve... Tabii. Şunu sormak istiyorum. Tabii. Yani bu acıyı yaşayanlara tabii ki hükümetimiz adına, işte iş adamları adına, yardımseverler adına, siyasetçiler adına kucaklıyoruz. Evet. Çünkü evet. Birlik beraberlik zamanı ama evet. Nasıl davranmak lazım? Birçok eleştiri de geldi. Yardım alıyoruz ama utanıyoruz. Ellerinde bize yardım paketleri ama ne gereği var ismini cismini yazmaya? Evet zaten görüyorsunuz biz burada yardıma muhtacız. Sizin dediğiniz gibi hem maddi hem manevi ama neden bunu gözümüze yansıtıyorsunuz? Biz çok da mutlu, hoşnut olmuyoruz cümlelerine şahit oluyoruz. Tabii. Şunu soracağım. Tabii. Biz o an Allah tekrarını yaşatmasın. Ama nasıl davranmamız gerekiyor? Sizin dediğiniz gibi içe kapanan da var, tam dışa yönelen de var. Evet. Orada dediğiniz yardım çalışmalarına destek hakkınız var. Evet. Faydasını görürüm görmem zaten giden gitmiş deyip bir anda aşırı karamsarlığa ve o korku kaygıların tekrar ya yaşarım ya da nasıl toparlayacağım düşünceleri mutlaka kafasında vardır. Tabii. Bu süreci nasıl acısını paylaşan kişinin yaklaşarak paylaştığını ve iyi güven hissettirmesi gerekir paylaşımı yapan kişinin diye. Şimdi tabii paylaşımı yapan kişi yaparken bizim bu... Kimliği önemli değil. Evet, altruizm ama... dediğimiz bir kavram var. Yani başkalarına evet. Yardım etme davranışı. Bazen çok yardım etme davranışının altında bazen bencil yaklaşımlarda olabiliyor. Yani kurallar şu, nasıl? Evet hocam. Yani şu, gerçekten karşılıksız yardım etmek çok yüce bir duygu. Ama biz bazen yardım ettiğimizde aman bunun da bana bir karşılığı dönsün diyebiliyoruz. Bu insanların çok genelinde olan bir şey. Yani bunu çok fazla yargılamayacağım. Ama hani karşıdaki insan bunu alırken ne hissediyor bunu çok iyi düşünmek empatik lazım. Kurmak. Yani karşıdaki insanın rencide olması, karşıdaki insanın burada kendini bir alet, bir araç gibi hissetmemesi, karşıdaki insanın gerçekten zaten bunu almak bazı insanları çok rahatsız ediyor olabilir. Bak yani ne haldeydim ne hale düştüm diyebilirler. Belki yani kötü niyeti yoktur o kişilerin. İyi teşvik anlamındadır ki, ama. Tabii ki ama bir şekilde işte tabii ki yani karşılık gözetmeden bir şekilde yardım etmek zaten çok ulvi bir şey. Evet. Ama dediğim gibi yardım ederken bile çok hassas olmak gerekiyor insanlara. Bir şey söylerken, yardım ederken, sorarken. Çünkü çok hassas ve çok psikolojik olarak da çok kırılgan durumdalar. Öyle düşünün. Travma geçirmiş bir insan zaten o sırada dağılmış vaziyette. Yani duygu, düşünce, davranış dediğimiz o kişilik boyutu o sırada ister istemez bir yani harabe uğruyor. Bir şeye evet. Zararı uğruyor ve onun dağılması söz konusu. O yüzden sizin hani çok hassas yaklaşmanız gerekiyor. İki kere düşünmeniz gerekiyor bir şey verirken ya da bunu yardım amaçlı yapıyorsanız gerçekten yardım amaçlı olduğunu açıklayarak ya da o tür bir izlenim vermeniz gerekiyor. Bunların hepsinin altını çizmemiz gerekiyor kesinlikle. Ama toplumun
bu noktada birbirine danışması ve yardım etmesi en büyük ilaç. Hani onu söylemek gerekir. Hele bu dönemde sosyal medyanın gücü ne kadar çok, değil mi hocam? Kesinlikle, ve travma yaşayan insanların aslında birbirleriyle teması çok önemli. Çünkü onlar da aynı şeyi yaşamış durumdalar. O sırada izole kalmak çok sağlıklı bir davranış değil. İzole kaldıkça çünkü bu travma daha da ağır basacaktır. O yüzden tabii ki arada insan belli bir izolasyona, belli bir yalnızlığa ihtiyaç duyar. Bu da sağlıklıdır ama insanlarla temaslarını kesmemeleri çok çok önemli. Özellikle bunu yaşayanlarla paylaştıkları o duygusal paylaşımlara yararını çok görüyoruz. Literatürde de bu konuda araştırmalar var. Yani insanların yaşadıkları ortak sıkıntıyı konuşarak, paylaşarak, belki beraber ağlayarak, bir şeyleri beraber ifade ederek paylaşmaları çok sağlıklı olabiliyor sonuç olarak. Peki bu keyifsiz durumu yaşayan kişilerin gelecek kaygısı, korku, panik atak ve depresyona girmeleri çok doğal. Tabii. Peki oradan nasıl o dostlarımızı çıkartacağız? Ne yapmak lazım ya da ne hissederlerse mutlaka siz değerli hocalarımıza başvurun. Birçok seviyede bakarız buna. Bir tanesi tabii ki toplumsal ve aslında hani yönetim mekanizmalarında yapılması gerekenler. Bunlar zaten biliniyor. Hani bu insanlara nasıl destek verilecek? Bunu yaşayan travma kurbanlarına nasıl destek verilecek, değil mi? Travma yaşayanlara. Yönetimsel bazda var yani aslında resmi makamlarca. Bir diğer bir halkası toplum, oradaki yapı. Yani orada olan insanların ve orada olan belki mekanizmaların desteği. İşte afet koordinasyon merkezi olsun, oradaki bir takım cemiyetler olsun, oradaki yardım dernekleri olsun. Her türlü. Yani o seviyede bir durum var. Bir de çekirdek düzeyde o insanların yaşadıkları o ortamda birbirlerine olan ilişkileri var. Ve bu insanın en temel düzeyde, çekirdek düzeyde hissettiği şeyler var. Şimdi hepsinin çok olumlu etkisi var. Hepsi çok çok olumlu. Evet. Ama burada dediğim gibi o insanların baş etmesinde tek bir taraftan bahsedemeyiz. Yani çoklu boyutlu gitmemiz lazım. Resmi makamların, aradaki yardım derneklerinin, kuruluşların, onların yakınlarının, komşuların, akrabalarının, yani çok seviyeli, çok halkalı düşünmemiz gerekiyor. Şunu yapsınlar, iyi olur. Bu çok basit bir yaklaşım olur. Çünkü o kişinin kendi kendine yapacağı şeyler çok sınırdır. Tek bir şey söyleyebilirim. Pasif kalmaktan çok aktif olmak, hatta orada çok zor, daha zorluk yaşayan insanların da bir takım şeyleri yaşadıkları sırada destek olmak inanılmaz önemli. Yani o kişi diyelim bir mağduriyet yaşadı ama diğer mağduriyet yaşayan insanlara dinlemesi, onları bir şekilde onlara yardım etmeye çalışması, onlara bir takım çözümler bulması, o insanları da kendi halkasına alması. Yani tek başına çekirdek düzeyde bu başıma nasıl geldi demek başka bir şey ki bu panik atak ve depresyonu derinleştirecektir. Bunun yanında başkalarıyla konuşayım, onlarla temas kurayım. Hatta ben de onlara birkaç kafamda fikir vereyim, yardımcı olayım. Ben de çok mağdurum ama o mağdur olanlara da kendi fikir vereyim, onlara duygusal destek vereyim demek başka bir şey. Belki diyecekler ya benim hiçbir kaynağım kalmadı, ben kimseye destek verecek durumda değilim. Öyle değil. İnsan insana muhtaç. İnsan insanın bir sözüne muhtaç, insan insanın bir gülümsemesine muhtaç, dinlemesine muhtaç. Dolayısıyla hani kişilerin aktif olması, mümkün olduğu kadar aktif olması, içe kapanmamaları en büyük kilit burada. İleride problemin depresyona, panik atı, anksiyeteye dönüşmemesi için. Peki biz buradan tabii çağrımızı yapalım. Yeni Çağ Televizyonu olarak siz de birçok yardım kuruluşlarına çalıştığınız için böyle bir desteğe ihtiyacı olanlara bizden aracılığıyla da sesiniz olursanız, destek olursanız kesinlikle bizler de çok mutlu oluruz. Her zaman, her zaman. Zaten hani bir platformda da ben şu anda gönüllü şeylerim oluyor. Birkaç platformda böyle desteklerim oluyor. Her zaman böyle şeylere çok gönüllüyüm ve istekliyim. Her zaman elimden geldiği kadar uzaktan da olsa bir takım bazen söylediğiniz bir kelime bile çok önemli olabiliyor bir uzman olarak, onu biliyorum. O yüzden her zaman yardıma hazırım, her zaman olduğu gibi. Bir de tabii gelen kişi zaten çaresiz, mağdur. Onun bir iki belki gelişi isteksiz olacaktır ama kendi geleceğine yatırım olacağı için mutlaka zorlayarak kendisini aslında sizinle buluşması lazım ki tabii yine de o kaldığı yerden hayatına en iyi şekilde tabii başlaması gerekiyor. Başlaması gerekiyor ve dediğim gibi çok büyük bir travma atlattılar, çok büyük geçmiş olsun. Gerçekten bu tür şeylerin en büyük problem şu, beklenmedik.
beklenmedik çok ani olan olaylarda insanların bazen var olan kaynakları da tükenebiliyor. Yani o an o kaynakları da kullanamayabiliyorsunuz. Çok ani ve çok şiddetli olaylarla baş etmek bazen hakikaten uzmanların desteğiyle daha da kolay olabiliyor. Biraz daha bir nebze katlanılabilir hale geliyor. Yardım almaktan ki birçok psikologumuz şu anda sahada eminim o bölgede de var. Lütfen hani bunu hafife almasınlar. Ufak bir şey bile olsa, bir ışık bile görseler kendi içlerindeki bu mekanizmaları harekete geçirmeleri için o kişilerden yardım almak ben dahil çok önemli. Şimdi biz Türk toplumu ve ataerkil bir toplum olduğu için her canlı bizim için çok çok kıymetli. Doğayı sev, hayvanı sev, insanı sev. Tabii. Yetiştirme tarzımız bir günaydın demeyebilir, iyi akşamlar demeyebilir. Tabii. Ama tabii benim için şimdi bizler daha güçlü ayakta durmaya çalışırken bir anda tabii yaşam alanında hepimiz eğer ömrümüz varsa çocukluk, gençlik ve yaşlılığa doğru gideceğiz ama tabii. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi orada yüzlerce ev sıkıntıyı yaşadı ve o evde yaşayan yaşlılarımız ve çocuklarımız var ve özellikle pandemi sürecinde de çok hassas bir süreç yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Evet. Vakalarda da evet. Artış tekrar evet. Gündemde olduğu için çocuklarımızı ele almak istiyorum. Eğitim sistemi ayrı bir tartışma konusu, online mı, yüz yüze mi, hep evet. Konuştuğumuz konu evet. Başlıklarında. Evet. Bir de tabii evlerini, yaşam alanlarını kaybeden çocuklarımız var. Ya. Onlara ya. Nasıl bir kapı açmamız gerekiyor? Eğitimlerini aksatmamak onu ve yapacağımız en önemli şey aslında toplumsal destek. Toplum olarak hakikaten seferber olmalıyız. Yani ben Türk halkının gücüne inanıyorum. Çünkü bugün Kurtuluş Savaşı'na Atatürk'le beraber omuz omuza götüren bir Türk halkı eminim böyle bir olayda da çok güzel dayanışarak bir çözüm mutlaka bulacaktır. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimiz ve onların eğitimi, onların sağlığı, onların ruh sağlığı, onların fiziksel sağlığı inanın bunlar her şeyin ötesinde çok değerli. O yüzden hani seferberlik ve bu seferberlikte aslında birbirimize omuz omuza ve eminim çünkü şu anda görüyoruz afet bölgesinde çok inanılmaz bir dayanışma var ve bunu halk gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bir araya gelip bir arada omuz omuza çalışmamız gerektiğini düşünüyorum her bakımda. Şimdi yayın öncesi de konuştuğumuz için çok Türkiye, Avrupa ve Amerika'ya çok ziyaretleriniz oluyor, eğitimleriniz olduğu için orada biraz yayın öncesi eğitim sisteminden de bahsettik. Mutlaka dediniz ki çocuğumu Türkiye'ye getireceğim ve eğitim sisteminden faydalansın. Online olsa bile. Kesinlikle. Burada demek ki eğitim sistemine olmazsa olmaz. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bizim öğretmenlerimiz dünyanın hiçbir yerinde yok Gülay Hanım. Size şunu söyleyeyim. Bizim kültürümüzün değişmeyen bir özelliği var. Her türlü şey değişebilir Türkiye ile ilgili. Ekonomimiz kötü gidiyor olabilir. İşsizlik vesaire. Covid gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yangınlar oluyor. Türkiye'de değişmeyen bir şey var. İnsan sevgisi. Halkımızda, öğretmenlerimizde. Bugün gittiğiniz bir okulda bir öğretmenin size eğilmesini yurt dışında hiçbir yerde bulamazsınız. O öğretmendeki sevgiyi. Çünkü aslında eğitim sevgiyle ancak yeşeren bir şey. O yüzden biz çok orijinal bir konuma sahibiz. Gerek sağlık sistemimizde, gerek eğitim sistemimizde bunu yapan kahramanlarımız olduğu sürece, yani burada doktorlarımız, hemşirelerimiz, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, eğitim uzmanlarımız, her türlü yani hizmet sektörünü düşündüğünüzde o sevgi var ya kültürümüzdeki, o karşılıksız verme var ya, dünyada gerçekten eşi benzeri olmayan bir şey. Dünyanın birçok yerine gittim. Çok fazla seyahatim oldu. Çok fazla kongre, konferans vesaire. Yani kendi mesleğimden dolayı birçok yerde bulundum. Yani uzak doğuda da bulundum, Amerika'da da, Avrupa'da da. Ve Türkiye'nin çok orijinal bir özelliği var. Türk kültürünün çok büyük bir aslında farkı var. O fark da bence bizim sevgimiz ve bunu her işimize yansıtıyor olmamız. Karşılıksız, karşılık beklemeden. Şimdi eğitim sistemi ayrı bir konu. Tabii burada canı yanan orman yangınlarında çocuklarımız ve eğitim hayatını sürdüren gençlerimiz, öğrencilerimizi evet. De anmadan edemeyeceğim. Çünkü tabii. Eğitim sistemi çok önemli. Her ne kadar bizim tabii eğitim sisteminde çok kıymetli değerli hocalarımız görev alsa da eğitim sistemindeki değişikliği de bir programda tartışmak isterim. Tabii. Çünkü sürekli sınavlar ve sürekli bir maraton halinde gelecek maalesef. Kaygısı yaşayan eğitim sistemindeki evet. Kargaşada gençlerin ister istemez ben ülkemde kalıp beyin göçü yaşanmadan evet. Öğrendiklerimi yurt dışında paylaşmak istemiyorum diyen gençler tabii. De var. Ne kadar güzel. Evet, ne kadar ama güzel. Tutunmak için neler yapmak lazım? Gençlerimizi tutmak için çok eğitimler, güzel, kıymetli eğitimler veriliyor evet, ama evet. Nasıl tutabiliriz? Ve dünyanın en iyi yerlerine kabul oluyorlar öyle söyleyeyim. Yani bizim gençlerimiz var ya,
Yani burada hangi eğitim olursa olsun başarılı bir genç olduğu sürece bakın Amerika'nın en iyi okullarında kabul alıyorlar. Bu şunu gösteriyor. Hem çocuklarımız çok donanımlı hem de eğitimimiz gerçekten iyi. Dünya standartlarında gerçekten şeyler var. Yani tabii ki okuluna göre değişir. Tabii ki kurumuna göre değişir. Ama bizim onları elimizde tutmak için öyle bir sistem olmalı ki her biri kendini gerçekleştirecek bir yer bulmalı ve orada hem maddi hem manevi doyum sağlamalı. Doyum sağlamadığınız yerde kalmıyorsunuz. Benim buradan yetkililere de seslenelim. Birçok programda da dile getiriyoruz. Yine inşallah sizi programla da buluştururuz bilgilerinizi. Kapanışa gitmeden önce şunu demek isterim. Öğrenci hayali üniversiteyi okumak. Bitirdikten sonra da iş kaygısı yaşamadan iş hayatına atılıp bir an önce ülkesinde faydalı, verimli ve aldığı emeğin karşılığını yine ülkesine geri dönüş olarak maddi vermesi. Maddi ve maneviyi bir arada düşünmek zorundayız kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Yeniden ağırlamak isterim. İlk fırsatta tekrar inşallah. Çok önemli konu başlıklarını sizinle izleyicilerimize buluşturmak isterim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle tabii orman yangınları Türkiye'nin en keyifsiz haberleri başında geldi. Ruh sağlığımız ve psikolojimizin nasıl toparlanmasının değerli bilgilerini Profesör Doktor Duysal Aşkun'dan sizler adına hem sorduk hem de öğrenmiş olduk. Bir sonraki yanımızda görüşmek üzere.